TRT Haber ekranlarına öğle ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıkları ve günü bekleyen diğer gelişmelerle karşınızdayız bugün de. Ekiplerimize dönelim vakit kaybetmeden. Terör örgütü PKK-YPG'nin 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı Hudut Karakolu'na hain saldırısının ardından Mehmetçik terör hedeflerini imha etti. Cezalandırma atışları gün boyu sürerken 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi önlendi. Bölgeye gideceğiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör mevzilerine atışları sürüyor mu? Son gelişmeler, son notlar ne yönde Bülent Çulcuoğlu'ndan öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için liderler diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Mevkidaşı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek. Ayrıntılı bilgi Özge Çalışkan'da. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında toplandı sayın seyirciler. 9. toplantıda son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınıyor. Detayları Mustafa Yıldırım paylaşacak bizimle. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak biliyorsunuz. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %14 seviyesinde sabit tutmuştu. Şeyma Baytalay bütün notlarla karşımızda olacak bu konuda. Siyasi partiler 2023 seçimi yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti teşkilatları sahada yoğun mesai için hazırlık yapıyor. Peki hangi çalışmalar söz konusu? Bütün merak edilenleri de Özge Çalışkan taşıyacak yine ekranlarımıza. Marmara depreminde hayatını kaybedenler depremin 23. yıl dönümünde anılıyor. Gölcük'e de çevireceğiz elbette kameralarımızı. Yakınları yaşamını yitirenler için kabirlerinin başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyor. Halit Yılmaz Gölcük'ten son bilgileri, son notları ve izlenimlerini paylaşacak bizimle. Bütün bu başlıklar ve günü bekleyen diğer gelişmeler için buyurun öğle ana haber başlıyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu için kiliste Hacı Fuat Kayabaş Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Kameralarımızı kilise çevirelim sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehit olan uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu için kiliste cenaze töreni düzenleniyor. Uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu terör örgütünün Çiçek Alan Hudut Karakolu'na düzenlediği saldırıda şehit oldu. Memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlanıyor uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu. Şehidin yakınları ve silah arkadaşlarıyla askeri ve mülki erkan da yer alıyor törende. Hacı Fuat Kayabaş Camii'ndeki törenin ardından şehit Uğurcan Cirnoğlu'nun cenazesi Kilis Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedilecek sayın seyirciler. 29 yaşındaydı uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu, evliydi ve bir çocuk babasıydı. Uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu'nun bir süredir yıllık izinde olduğu ve Çiçek Alan Hudut Karakolu'ndaki görevine de dün başladığı öğrenildi sayın seyirciler. Terör örgütünün dün Çiçek Alan Hudut Karakolu'na yaptığı saldırıda şehit oldu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu. Cirnoğlu için ilk tören Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlendi. Şehidin yakınları, silah arkadaşları, askeri ve mülki erkan katıldı bu törene ve hemen ardından şehidin naaşı memleketi Kilis'e gönderildi. Şu sıralarda da Cirnoğlu için Hacı Fuat Kayabaş Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Cirnoğlu'nun cenazesi Kilis Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedilecek. 29 yaşındaydı Cirnoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı. Gaziantep Karkamış'ta gece yarısı camilerden yapılan operasyon anonsları tepkiye yol açtı sayın seyirciler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu görevlilerini soğukkanlı olmaları konusunda uyardı. Camilerden yapılan uyarı anonsun maksadını aştı dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül de uyarı anonslarıyla ilgili sorumlu kamu görevlilerine soruşturma açıldığını duyurdu. Kahraman Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse
korkmasın. Herkes evinde kalsın, dikkatli ve tedbirli olsun. Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki bazı camilerden olası bir operasyonla ilgili uyarı anonsu yapıldı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan anonsla ilgili yetkililer tepki gösterdi. PKK'ya operasyon düzenleyecektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyarının maksadını aştığını söyledi. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Yani bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Belediye başkanı. Yani oradaki kamu görevlilerini de tekit ettiğimi söylemek istiyorum. Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gül, sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını ifade etti. Terör örgütü PKK-YPG dün Suriye'de işgal ettiği bölgeden Şanlıurfa'daki Çiçekalan Hudut Karakolu'na saldırmış iki asker şehit olmuştu. Çiçekalan Hudut Karakolu'na yakın noktada bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesine de havan mermileriyle saldırmıştı. Terör örgütü PKK-YPG'nin iki askerin şehit olduğu, üç askerin de yaralandığı Hudut Karakolu'na düzenlediği hain saldırıdan sonra Mehmetçik terör hedeflerini imha etti. Cezalandırma atışları gün boyu sürerken 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi önlendi. Bölgeye dönelim hemen. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör mevzilerine atışları sürüyor mu? Son durum, son gelişmeler için muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu'nu dinleyelim hemen. Bülent. Asıl oyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK-YPG terör örgütünün işgal ettiği bölgelere yönelik operasyonları devam ediyor. Dün teröristler sınır hattımızdaki karakola saldırı düzenlemiş ve iki askerimiz şehit edilmişti. İşte bu saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün işgal ettiği birçok noktaya cezalandırma atışları yaptı ve son 24 saat içerisinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle öldürülen terörist sayısı 17'ye yükseldi. Evet, son olarak Barış Pınarı bölgesinde sivil halkın olduğu noktalara saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi. Operasyonun yapıldığı bölge Rasulayn, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden temizlediği Rasulayn bölgesine, Kamışlı'nın batısındaki Amude kasabası kırsalından saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler etkili şekilde nokta atışıyla vuruldu ve ilk belirlemelere göre Türk Silahlı Kuvvetleri üst bölgesiyle sivil yerleşim yerlerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü ve Rasulayn'a büyük bir saldırı önlenmiş oldu. Peki dün Aynel Arap bölgesinden bizim sınır hattına, sınır karakolumuza yapılan ve iki askerimizin şehit edildiği saldırıdan sonra bölgede son durum nedir? Kameraman arkadaşım Çağlar Öztürk hemen ekranlara getirsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün etkili şekilde vurduğu Aynel Arap'ın batağı attı burası. Bellone tepelerinin olduğu nokta, Zormağar köyünün olduğu bölge, Şuvuk Tahtani, yani teröristlerin işgal ettiği bölgelerin olduğu alanlar etkili ve şiddetli şekilde dün akşamdan bu yana gün boyu vuruldu. Fırtına obüsleriyle, topçu atışları ve tank atışlarıyla Aynel Arap'la Fırat Nehri arasında kalan teröristlerin işgal ettiği noktalar yoğun şekilde vuruldu ve bugün sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar da yine bu bölgelerin hemen arka hattındaki hedeflerin vurulduğunu söyleyebilirim. PKK-YPG terör örgütünün işgal ettiği Aynel Arap bölgesinden Türkiye tarafına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı bölgelere saldırı ve sızma girişimleri önleniyor. Bu bölgelerde zaman zaman Esed rejiminin bayraklarının asılı olduğu bölgeler ve işte o noktalardan teröristler rejimin bayrağının asılı olduğu o bölgelerden saldırı düzenliyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgelerde kimin olduğuna bakmadan saldırı gerçekleştirilen noktayı vurarak teröristleri o noktalarda etkisiz hale getiriyor. Dün 13 PKK-YPG'li terörist işte bu bölgelerde etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı düzenlediği tespit edilen alanlar
çok şiddetli şekilde vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi. Yine sabah saatlerinden itibaren insansız hava araçlarının bu bölgelerde keşif ve gözetleme yaptığını söyleyebilirim. Tespit edilen hedefler koordinatlarıyla birlikte obüs ve topçu birlikleri iletiliyor. Ardından da hedefler etkili ve şiddetli şekilde vuruluyor. Evet, şu anda Aynel Arap'ın hemen batı hattını görüyoruz karşı tarafta. Fırat Nehri'nin doğusu karşısı teröristlerin işgal ettiği bölge. İşte bu bölgelerden hem Türkiye tarafına hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden temizlediği bölgelere saldırılar düzenleniyor. Ancak komandolarımız karşılık vermeye devam ediyor. Son olarak işte Barış Pınarı bölgesine Kamışlı'nın batısından saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Rasulayn'a düzenlenecek büyük bir saldırı da önlenmiş oldu Aslın Oyan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için liderler diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Mevkidaşı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek. Ayrıntılı bilgiyi Fatih Oruk'tan alacağız hemen. Fatih, neler aktaracaksın bu kritik buluşmaya, kritik temas zincirine dair bize? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler diplomasisine dikkat çekmiştin. Savaş başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Moskova hattında ve Ankara-Kiev hattında liderlerle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Tabi ateşkes yönü Türkiye'nin yoğun girişimleri söz konusuydu. Daha önce bakanlar Antalya'da bir araya gelmişti. Sonrasında müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bu görüşme trafiğinin liderler düzeyine taşınması ve İstanbul süreciyle birlikte iki liderin İstanbul'da bir araya gelmesi ateşkes için aynı masaya oturması gerektiğini ifade ediyordu. Her fırsatta işte bu kapsamda da yoğun bir telefon trafiği var demiştik. İşte o trafiği bu sefer yüz yüze trafiğe çevirmiş durumda. 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yarın da Ukrayna'da Lviv'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirecek. Davet Ukrayna tarafından geldi. Erdoğan Zelenski ile önce baş başa görüşecek. Hem ikili ilişkileri hem de bu saydığımız başlıklar, ateşkes çabalarını, tahıl koridor anlaşmasını, bunları değerlendirecek. Sonrasında ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü formatta bir toplantıya geçilecek. Burada İstanbul'da imzalanan tahıl koridor anlaşmasındaki son durum ele alınacak. Bilindiği gibi Türkiye'nin çabaları sayesinde bu anlaşma imzalanmış ve dünyada gıda krizinin önüne geçilmişti. Gemiler Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir şekilde Karadeniz açılıyor. Buradan da dünyanın dört bir yanına sorunsuz şekilde gidebiliyor. İşte bu süreçteki son durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl anlaşması sonrası sıcağı sıcağına önemli bir mesaj vermişti. Artık ateşkes çabalarına odaklanmalıyız demişti. Yarınki buluşmada ateşkes çabalarındaki son durum da ele alınacak. Bilindiği gibi Türkiye dengeli bir politika yürütüyor. İki tarafta da işte çabalardaki son durum ele alınacak ve Türkiye yeni önerilerini Ukrayna tarafına da iletme fırsatı bulmuş olacak. Dediğimiz gibi oldukça önemli bir ziyaret yarın gerçekleşecek. Ukrayna tarafının daveti üzerine Erdoğan yarın günübirlik bir çalışma ziyareti için Lviv'e gidecek ve burada Zelenski'nin önce baş başa sonra da Guterres'in de katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede hem tahıl koridor anlaşmasındaki son durum hem de ateşkes çabaları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Türkiye'nin girişimleriyle oluşturulan tahıl koridoru dünyaya nefes aldırdı. 1-15 Ağustos tarihleri arasında 21 gemiyle toplam 563.317 ton gıda maddesini Ukrayna limanlarından dünyaya taşıdı 21 gemi. Taşınan ürünler tahıl ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olurken Türkiye'nin diplomasideki rolü de bir kez daha ön plana çıktı. İstanbul'da imzalar atıldı. Ambarları tahıl yüklü gemiler ardı ardına Ukrayna limanlarından hareket etti. Dünyanın dört bir tarafına tahıl taşınmaya başlandı. Bu anlaşma sayesinde ilk 15 günde 21 gemiyle 563 bin tondan fazla gıda ürünü taşındı. İstanbul'da 22 Temmuz'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse üçte birinin tahıl ihtiyacını karşılayan Rusya ve Ukrayna pazarlarındaki düğümün çözümü bakımından tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Ukrayna'nın küresel tahıl pazarında göz ardı edilemeyecek bir yeri var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre küresel ayçiçeği ürünü tedarikinin neredeyse yarısını bu ülke karşılıyor. Ukrayna, mısırda 8'de biri, buğdayda 10'da biri aşan büyük paylara sahip. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte Ukrayna tekrar dünyaya tahıl ihraç etmeye başladı. Limanlarda bekleyen tahıl yüklü gemiler denizlere açıldı. 1-15 Ağustos'ta 563.317 ton gıda maddesi taşındı.
Buradan yüklenen tahıllar dünyanın dört bir tarafına taşınıyor. Tahıl tedariki konusunda sıkıntı yaşayan coğrafyalara ulaştırılıyor. Cibuti'ye doğru yola çıkan 23 bin ton buğday yüklü gemi, Etiyopya'da yaşanan kuraklık kapsamında insani yardım çalışmalarının parçası olarak gönderildi. Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen tahıl koridoruyla arz krizi önlendi. Gıda fiyatlarındaki yükselişin de önüne geçildi. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında toplandı. 9. toplantıda son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınıyor. Ayrıntılar için Mustafa Yıldırım karşımızda. Mustafa, neler aktaracaksın bu buluşmaya, bu toplantıya dair? Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Beştepe'de devam eden toplantıda 2 saat geride kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplantıya başkanlık ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile birlikte 7 bakanın da toplantıda yer aldığını belirtelim. Ekonomideki genel görünüm ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türk ekonomisine etkileri toplantının gündem başlığı. Bu çerçevede 2 başlık öne çıkıyor. Gıda ve enerji arz güvenliği konuları. Toplantıda bu konuya ilişkin bir istişare yapıldığını söyleyebiliriz. Gıda tedariki konusunda Türkiye'nin koordinasyonunda Rusya ve Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Uluslararası pazarlara tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu çerçevede bir rahatlama, küresel ölçekte bir rahatlama sağlandı. Bir taraftan da enerji arzı konusunda da yine gelişmeler söz konusu. Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı yaklaşan sonbahar ve kış ayları öncesinde alınacak tedbirlere ilişkin bir değerlendirme yapıldığını söyleyelim. Bir taraftan da enflasyonla mücadele konusu gündemde. Bugüne kadar alınan tedbirlerin sonuçları değerlendiriliyor. Bir taraftan da olası ek tedbirler ilişkinde bir istişarenin yapıldığını şu dakikalarda söyleyelim. Yine 2023-2025 yıllarını kapsayacak 3 yıllık orta vadeli ekonomik programa ilişkin hazırlıklarla devam ediyor. Bu hazırlıklarda gelinen son aşama Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun gündeminde temel hususlar ve hazırlıklar çerçevesinde bir değerlendirme daha yapıldığını söyleyebiliriz. Toplantı 9. toplantı Beştepe'de gerçekleşen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'na devam ettiğini bir kez daha belirtelim. Toplantıda 2 saat geride kaldı. Sonrasında ise bir yazılı açıklama bekliyoruz Aslı Noyan. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmemiş ve %14 seviyesinde sabit tutmuştu, hatırlayacaksınız. Ayrıntılı bilgiyi yarınki toplantı öncesindeki notları Şeyma Baytalay'dan alacağız hemen. Son bilgileri Şeyma. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın yılın 8. toplantısını gerçekleştirecek ve toplantının ardından Ağustos ayına ilişkin politika faiz oranı belli olacak. Bir önceki toplantı 21 Temmuz tarihinde olmuştu ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu %14 oranında faiz oranını sabit bırakmıştı ve önemli mesajlar da verilmişti toplantıda. Karar metninde hangi ifadeler yer alacak? Tabii merak konusu. Bir önceki toplantıda karar metninde önemli ifadeler yer almıştı. Hemen onları hatırlatalım. Küresel gıda güvenliğindeki artan belirsizliğe vurgu yapılmıştı ve gelecek dönemde küresel ölçekteki resesyon ihtimalinin arttığına vurgu yapılmıştı bir önceki toplantıda. Tabii Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun vereceği mesajlar önemli demiştik. Liralaşma stratejisine de vurgu yapılmıştı bir önceki toplantıda. Bu noktada liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtilmişti ve Merkez Bankası'nın %5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar lira elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kullanacağı belirtilmişti. Tabii toplantıda yarın verilecek mesajlar önemli. Saatler 14'ü gösterdiğinde yarın Merkez Bankası'ndan yazılı bir açıklama yapılacak. Bizler de detayları aktaracağız. Şunu da belirtelim. Ekonomistlerin beklentisi bu ayda %14 oranı politika faiz oranının sabit bırakılması diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Siyasi partiler 2023 seçimleri yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti teşkilatları sahada yoğun mesai için hazırlık yapıyor. Peki hangi çalışmalar söz konusu? Bütün detaylar Özge Çalışkan'da. Hemen dönelim kendisine Özge.
2023 seçimleri yaklaşırken siyasi partiler de sahada çalışmalarına hız verdi. Seçim çalışmaları için adımlar atılmaya devam ediyor. Tabii bu partilerden biri de AK Parti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarıyla görüştü ve sahada seçim çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulundu. Tabii o gün önemli ifadeleri de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaj verdi. 2023 çalışmaları için tüm yol arkadaşlarımdan var gücüyle çalışmalarını, çabalamalarını bekliyorum dedi. Tabii bu anlamda bir de yol haritası çizildi. Peki AK Parti sahada nasıl çalışacak? Özellikle seçime giderken AK Parti hem gençleri, hem kararsızları, hem dar gelirleri hedef alacak, odağına koyacak. Bu anlamda çalışmalarını yürütecek. Teşkilatlar kapı kapı dolaşıp önce sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini sunacak ve bu çözüm önerileri ve sorunlar da raporlanacak. Tabii dar gelirli ailelere ilişkinde çalışmalar yürütülecek. Teşkilat kadınların istihdamı için çalışmalar yürütecek. Ekonomik sorunların küresel sebepleri anlatılacak. Bu anlamda hazırlanan çalışmalar da yine aktarılacak ve çözüm planları hakkında da bilgi verilecek çalışmalar kapsamında. Tabii Z kuşağı ve gençler oldukça önemli tüm siyasi partiler için. AK Parti sahada da çalışmalar sürecinde gençlere ulaşacak. 21 yıllık icraatlerin anlatılması bekleniyor gençlere ve tarihten örnekler verilecek. Türkiye'nin geldiği son aşama ve 21 yılda atılan adımlar da gençlere anlatılacak bu çalışma kapsamında. Tüm bu çalışmaların raporlanması da önemli bir mesai olacak AK Parti için. İl başkanları illerindeki sorunları, çözüm önerilerini ve çalışmalarını raporlayacak ve genel merkeze bu raporlar sunulacak. İl başkanlarının da performansı bu raporlar üzerinden not verilmiş olacak il başkanları için ve il başkanlarının karnesi de son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tüm siyasi partiler 2023 seçimleri için hızlı bir sürece girdi. Çalışmalar devam ediyor. AK Parti de hem teşkilatlarıyla hem de il başkanlarıyla sahada olacak ve seçime kadar yoğun bir mesai verecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt içi gibi yurt dışından gelecek oylar da önemli. Bu nedenle partiler seçimlerde birçok ilin kaderini belirleyen gurbetçi oyları için yol haritasını şimdiden belirledi. AK Parti gurbetçileri sandık başına çekmek için harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi ise 15 ülkede çalışma başlattı. İşte ayrıntılar. Siyasi partiler gurbetçiler için özel mesaiydi. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde partiler çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçime katılım oranını artırmak ve desteğini almak için hemşehri seferberliği başlattı. Bu süreçte gurbetçilerin sorunları yerinde dinlenecek, bölge bölge toplantılar yapılacak. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Türklerin yoğun olduğu Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere ağırlık verilecek. Milletvekilleri özellikle hafta sonları yapılacak programlarla gurbetçilerle bir araya gelecek, taleplerini dinleyecek. Sadece AK Parti değil, CHP de yurt dışından gelecek oylara talip. Yurt dışı örgütlenme çalıştayını tamamlayan CHP yol haritasını belirledi. Milletvekilleri gruplar halinde yurt dışında temaslarda bulunacak. Yaklaşık 4 milyon seçmen, 6 milyon civarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Biz oralardan beklediğimiz oyu alamıyoruz. 2018'de genel seçim için 60 ülkedeki temsilciliklerde oy kullanıldı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon kişiden 1 milyon 486 bini sandık başına giderek bir rekora da imza attı. Altı muhalefet partisi lideri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. 21 Ağustos'ta yapılacak 6. toplantının ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. Altı Muhalefet Partisi Genel Başkanı 6. kez buluşacak. Toplantı Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ev sahipliğinde yapılacak. 21 Ağustos'ta yapılacak toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamlanacak. Edinilen bilgiye göre toplantının en önemli gündem maddesi daha önce kurulan komisyonların çalışmaları olacak. Liderler çalışmaları değerlendirip bundan sonrasına ilişkin yol haritasını belirleyecek. Altılı Masa bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması da görüşülecek.
Cumhurbaşkanı adayı konusu toplantının duyurulan gündem maddelerinden biri değil. Liderlerden birinin konuyu masaya taşıması halinde aday ismi üzerinde görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Seçim güvenliği de ele alınacak konu başlıkları arasında. Toplantının ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin içeriğini ve zamanını liderler belirleyecek. Asrın felaketi Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Binlerce kişiyi hayattan koparan deprem geride büyük bir yıkım bıraktı. Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşti. Kentsel dönüşüm ve afetlere hazırlık arama kurtarmada önemli mesafeler kaydedildi. Tarih 17 Ağustos 1999. Saat 3.02'de Marmara büyük bir depremle sarsıldı. 7,4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da binlerce kişi enkaz altında kaldı. Yetişin kardeşim, yetişin! Sabahtandır yanıyor! Çocuklar gözümüzün önünde öldü kardeşim! Deprem büyük acılar yarattı. 17 bin kişi depremde can verdi. Binlerce kişi de yaralandı. En az 285 bin ev ve 43 bin iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Gölcük Kavaklı sahili tamamen sular altında kaldı. Tabii ki her biri 6 metre boyundaki elektrik direkleri de. Elektrik direkleri deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Depremin travması büyük oldu. Yakınlarını kaybedenler, sakat kalanlar ve o anları yaşayanlar büyük acılar çekti. Öğleden sonra saat 2-3 gibi enkazdan çıkarttılar. Yani çok acı şeyler yaşadık. Allah kimseyi de enkaz altında bırakmasın yani. Yaşayan bilir. Yani oradaki eziyeti çeken bilir. Cam kırılırsa onu bir daha yerine gelir mi? Gelmez, imkansız. Fakat onun tabii ki korkuları bizde mevcut. Yani evde bile otururken herhangi bir sallanışta o şeyi hissediyorsun. Benim büyük oğlum zaten özel bir çocuk. O çok aşırı derecede etkilendi. O günkü ambulans sesleri, itfaiye sesleri falan filan bir sene üzerinden mesela onu hiç atamadı. Hiç. O ambulans sesi, bu düdük seslerini falan duyduğu zaman çığlık çığlığa bağırıyordu çocuk. Bir sene büyük bir, çok bir şokla yaşadı onu. Depremin İstanbul'da vurduğu yerse Avcılar'dı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Marmara depreminde en fazla hasar ve can kaybı Avcılar'da yaşandı. İlçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen o günlerin acısı halen unutulmadı. Yerin altından bir uğultuyla beraber dedik yani herhalde yer koptu geliyor. Yani böyle bir afet, yani böyle bir ses, bakın kaç sene oldu, hala kulaklarımdan çıkmıyor. Asrın felaketiyle Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşti. Deprem değil, bina öldürür gerçeğinden hareketle kentsel dönüşüm başlatıldı. Yeni yaşam alanları oluşturuldu. Kocaeli'nin genelinde 43 nokta var. Toplam 1150 hektar büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu 43 noktanın toplamı 1150 hektar ve toplamda yaklaşık 19 bin bağımsız birimi ilgilendiriyor. Ve ortalama yaşayan kişi üzerinden yola çıkarsanız da 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu çalışmamızı bitirdik, Çevre Bakanlığı'nın onayına sunduk. Sakarya'da da şehir merkezi adım adım taşınıyor. Sakarya tamamen yepyeni bir şehir olmuştur. Altyapısı baştan aşağı yenilenmiştir. Yerleşim yerlerini şehir dışına, daha zemini sağlam olan yerlere taşıyalım. Onlardan biri burası, Yenikent. Yalova'da da konutlar zemini sağlam noktalara taşındı. 4000 üzerinde ev ve iş yerinin yıkıldığı Yalova genelinde vatandaşlar ilk günlerde çadır kentlerde, daha sonra prefabrik konutlarda,
en sonunda da yapımı tamamlanan 5476 kalıcı konutta yaşamlarını sürdürüyorlar. 23 yılda deprem ve afetlere hazırlık konusunda önemli mesafe alındı. Erken uyarı sistemleri, akıllı şehir uygulamaları hayata geçirildi. Binlerce arama ve kurtarma gönüllüsü yetiştirildi. Bunun yanında vatandaşlar için eğitim merkezleri oluşturuldu. Ankara'da AFAD'ın koordinesinde deprem tatbikatı düzenlendi. 262 personelin katıldığı tatbikatta depremin ilk anından son aşamasına yaşanabilecekler canlandırıldı. 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümünde yapılan özel tatbikat yaşanan felaketi bir kez daha hatırlattı. Bir anda sarsıntı başladı. Herkes kendini yere attı, ardından canını kurtarmak için çaba sarf etti. Gerçeği aratmayan bu görüntüler AFAD'ın deprem tatbikatından. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümünde deprem tatbikatı yaptı. Tatbikata AFAD, polis arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, Türk Silahlı Kuvvetleri doğal afetler arama kurtarma taburu başta olmak üzere çok sayıda ekip katıldı. 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği görev başındaydı. Başkentte yapılan tatbikat, simülasyon merkezinde deprem anının canlandırılmasıyla başladı. Ardından enkaz bölgesinde arama kurtarma senaryosu hayata geçirildi. Senaryo gereği enkaz altından kurtarılan yaralıların tahliyesi yapıldı. Afetzedeler ilk yardım ekiplerince hastanelere sevk edildi. Tatbikatta çok katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangına hemen müdahale edildi. Neyse ki tüm bu görüntüler tatbikattandı. Ancak deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti fakat depreme karşı sigorta yaptıranların oranı hala istenilen seviyeye ulaşmadı. Türkiye'deki konutların neredeyse yarısının doğal afet sigortası yok sayın seyirciler. Peki bu sigorta neden önemli? Hangi avantajları sağlıyor? Gelin bu soruların yanıtlarına daha yakından bakalım. Binlerce can kaybı, milyarlarca liralık ekonomik zarar. Marmara depreminin ardından 23 yıl geçti. Korkusu hala sürse de konutları için sigorta yaptıranların oranı düşük seviyelerde. Türkiye'de bulunan 20 milyon 32 bin konuttan 9 milyon 236 bini sigortasız. Bir tane dahi sigortasız ev kalsın istemiyoruz. Çünkü gerçekten depremler olacak ve depremden sonraki hayatımızın kaldığı yerden kesintisiz devam edebilmesi için DASK büyük önem arz ediyor. Deprem sigortası zorunlu sigorta türlerinden biri. Kaçak binalar, köylük alandaki binalar ve komple iş yeri olan bunun dışında kalan tüm binalar zorunlu deprem sigortasına tabi. Elektrik, doğalgaz, su bağlatmak istediğinizde zorunlu deprem sigortası olmadan bu tarz abonelikleri alamıyorsunuz. Marmara %63 ile zorunlu doğal afet sigortasının en yüksek olduğu bölge. İstanbul'da sigorta oranı %62. Ancak kentte hala 4 milyon konuttan 1,5 milyonu depreme karşı sigortasız. Poliçenin yıllık fiyatı 180 lira, aylık olarak 15 liraya tekabül ediyor. 640 bin liralara varan bir tazminat hakkına sahip olacak sigortalılarımız. En fazla doğal afet sigortası yaptıran ise %84 ile Bolu, en düşük oran %14 ile Hakkari'de. Hiçbir vatandaşımızın sigortasız kalmaması, güvencesiz kalmaması adına poliçelerini yaptırması, yaptırmış olanların da vadesi geldiklerinde yenilemesi gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım. Çin ile Tayvan arasında gerginlik devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'e ait 17 savaş uçağıyla 5 savaş gemisinin adanın çevresinde görüldüğünü duyurdu. Açıklamada uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda taraflar arasındaki fiili hava ve deniz hattının doğusuna geçtiği belirtildi. Çin'e ait araçların elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Çin ordusu adanın çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış.
Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra da Amerikan Kongresi'nden yeni bir heyet Tayvan'ı ziyaret etmişti. Bunun üzerine Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikat düzenlediğini duyurmuştu. Kanada'da Katolik Kilisesi'nin adının karıştığı taciz skandalı büyüyor sayın seyirciler. Quebec eyaletinde 88 papaz hakkında cinsel taciz suçlamasıyla toplu dava açıldı. Mağdurlar arasında çocuklar da bulunuyor. Kanada'nın Quebec eyaletinde çok sayıda rahip cinsel saldırıyla suçlanıyor. Başpiskoposluğa karşı açılan toplu davada adı geçenler arasında halen Vatikan'da kardinal olarak görev yapan Quebec'in eski başpiskoposu Mark Huye de bulunuyor. Yüksek mahkemeye sunulan belgelerde 101 mağdurun 1940 yılından bu yana cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor. Mağdurların çoğunun çocuklardan oluştuğu ifade ediliyor. Toplu davada 88 papaz ve görevli cinsel taciz sanığı olarak yer alıyor. Açılan davayla eski Quebec Başpiskoposu Mark Huye'ye cinsel saldırı suçlaması ilk kez yöneltilmiş oldu. Huye, Papa Francis'in halefleri arasında gösteriliyor. İngiltere'de Temmuz ayı enflasyonu 10,1 olarak açıklandı. Bu oran 1982 yılının Şubat ayından bu yana ülkede görülen en yüksek veri olarak kayda geçti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tüketici fiyatları endeksi verilerini paylaştı. Temmuz ayında enflasyon iki haneli rakamlara çıkarak 10,1 oldu. Son 40 yılın rekorunu kıran enflasyon beklentilerin üzerinde arttı. İngiltere'de enflasyon Haziran ayında 9,4 ile rekor kırmıştı. Ülkede petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın da etkisiyle gıda fiyatları ikiye katlanmış durumda. Gıda ve enerji harcamaları ortalama işçi ücretlerinin de reel olarak düşmesine yol açtı. Ücret artışıyla enflasyon arasındaki fark kayıtların tutulmaya başlandığı 20 yılın ardından en yüksek düzeye ulaştı. Ekonomistler enflasyonun yükselmeye devam edeceği görüşünde. İngiltere Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyon yıl sonunda %13'e çıkabilir. Haftalık koronavirüs verileri açıklandı. Vaka sayısı bir önceki haftaya göre önemli oranda düştü. 8-14 Ağustos tarihleri arasında 143.778 yeni vaka tespit edildi. 342 kişi ise koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Vaka sayısında bir önceki haftaya göre düşüş yaşandı. 1-7 Ağustos haftasında 232.253 vaka tespit edilmişti. 8-14 Ağustos arasında ise 143.778 kişinin testi pozitif çıktı. 342 kişi hayatını kaybetti, 259.102 hasta ise iyileşti. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana toplam vaka sayısı 16.671.848 oldu. Bugüne kadar koronavirüsten 100.400 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunda aşılamaya ilişkin son verilere de yer verdi. Bugüne kadar 58 milyona yakın birinci doz, 53 milyonun üzerinde ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 151 milyonu geçti. 18 yaşın üzerinde en az 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Antalya Manavgat'ta ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu. Şırnak'ın Uludere ilçesinde ise baraj gölünde boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Cihan Orhan serinlemek için Manavgat ırmağına girdi. Bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Orhan için arama çalışması başlatıldı. Gencin cansız bedeni suya girdiği yerin yakınında 11 metre derinlikte bulundu. Şırnak Uludere'de ise Musa Tepe Barajı'nda boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı. Daktan sonra kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve sualtı arama ekipleri 16 yaşındaki Enver Baykır'ın cansız bedenini suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ötesinde buldu.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2 yaşındaki çocuk eski bir sondaj kuyusuna düştü. Çocuk kuyudan 5 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Kırkağaç'a bağlı Kırsal İlyaslar Mahallesi'nde annesi ve babasıyla zeytinliğe giden 2 yaşındaki Aybars Çakır 3 metre derinliğindeki eski bir sondaj kuyusuna düştü. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Ekipler 45 santimetre genişliğindeki kuyuya giremeyince yatay tünel yöntemine başvurdu. Çocuk 5 saat süren çalışmadan sonra yatay tünelden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İstanbul'da iki sürücü arasında trafikte çıkan sözlü tartışma büyüdü. Sürücülerden biri diğerinin peşine düşüp aracının önünü kesti. O sürücü yakalandı. Hem ehliyetine el konuldu hem de para cezası uygulandı. Trafikte tartıştığı sürücüyü kilometrelerce takip etti. Kamyonetini takip ettiği minibüsün önüne kırdı. Trafiği tehlikeye atan o sürücü cezasız kalmadı. Kamyonet sürücüsü tartıştığı kişinin kullandığı minibüsü takibe başladı. Daha sonra kamyonetinden inip araçtakilerin yanına gitti. Bağırarak aracın camını yumruklamaya başladı. Hala bak 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 bak. Kapıyı açıp minibüstekileri indirmeye çalıştı. Başarılı olamayınca tekrar aracına binip onları takip etti. Alt geçitte aracını minibüsün önüne kırdı. Ancak kontrolü sağlayamayıp bariyerlere çarptı. Yakalanan kamyonet sürücüsüne 9.125 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. İstanbul'da 11 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle duraklayan tırın önünden geçmek istedi fakat tır şoförü kendisini fark etmedi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Başakşehir'de de yol kenarında yürüyen bir kadına minibüs çarptı. Kadının vücudunda kırıklar oluştu. Bisikletiyle dolaşıyordu. Bir an duraklayan tırın önünden geçecekti ki dev araç hareket etti. Çocuk tırın altında kalarak ağır yaralandı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. 11 yaşındaki Fatih Aslan bisikletiyle seyir halindeydi. O sırada yola çıkış yapmak üzereyken duraklayan tırın önünden geçmek istedi. Ancak şoför çocuğu fark edemedi. Çocuk bisikletiyle tırın altında kaldı. Kazada ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, bir ayağının koptuğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başakşehir'de ise yol kenarında yürüyen kadına minibüs çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar olan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İstanbul'da esnaf denetimine çıkan görevliler bir kasabın bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken şüpheli tutuklandı. Güngören'de ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 3 kişilik ekip denetim için bir kasaba girdi. Kasap görevlilere tepki gösterdi. Denetimin zorunlu olduğu cevabını duyunca da ekibi bıçakla kovaladı. Sokaktaki panik güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kasap tutuklandı. Yine İstanbul'da Pendik'te 3 hırsız kuyumcu dükkanından 1 milyon 300 bin lira değerinde altını saniyeler içinde çaldı. Hırsızların çaldığı altınları çuvallara doldurduğu anlarsa güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Kepengi kırarak içeri girdiler, altınları saniyeler içinde çuvallara doldurup kayıplara karıştılar. Ancak polisten kaçamadılar. Görüntüler İstanbul Pendik'te kaydedildi. Kar maskeli 3 hırsız kuyumcunun kepengini kırarak açtı. Hırsızlardan ikisi 1 dakikadan kısa bir sürede altınları çuvala doldururken 3. hırsızsa gözcülük yaptı. Hırsızlar kuyumcu dükkanından geldikleri gibi hızla ayrıldı. Emniyet birimleri güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların gittikleri güzergah belirlendi. Fiziki takibin ardından 3 hırsızın kimlikleri tespit edildi. Emniyet birimleri eş zamanlı operasyon yaptı. Hırsızlardan ikisi yakalandı, diğeri aranıyor.
Bulgaristan'da bir yüzücü 71 saat kesintisiz yüzerek yeni dünya rekoruna imza attı. Teodor Svetkov, Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdırdı. Gündüz yüzmeye başladı, gece devam etti. 71 saat kesintisiz yüzdü. 27 yaşındaki Teodor Tesisitkov dünya rekoru kırdı. Abi bir Kazakçı... İmkansızın sadece bir kelime olduğunu ve her şeyin mümkün olabileceğini kanıtladım. 71 saat kesintisiz yüzme, kendimi geliştirmeyi ve Guinness rekoru kırmayı başardım. Ama en önemli şey bu değil, kendimi aşmayı başardım. Bunu daha önce kanıtlamayı başardım. Kaslardan önce irade kazanır. Rekor denemesi Bulgaristan'ın Rusçuk kentindeki Lipnik Parkı'nın içindeki gölde yapıldı. Genç sporcu önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sporcu Tisisitkov olası olumsuzluklara karşı tekneyle takip edildi. Aslında hedefi 72 saat boyunca yüzmekti. Ancak olumsuz hava şartları izin vermedi. Bulgar sporcu 71 saat yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdırdı. Bir fırtınada olası yıldırım düşmesi nedeniyle burada insanların havuza girmesi dahi yasaktır. Çünkü ölümcül sonuçları olabilir. Devam etmesi mümkün değildi ama 71 saat yüzdü. Bu da eşsiz. Rekor kıran yüzücünün gelecek hedefi Ukrayna'nın Odessa limanından Bulgaristan'ın Burgaz şehrine doğru Karadeniz'i yüzerek geçmek. Gümüşhane'de glutensiz un kaynağı kara buğdayın hasadı başladı. Pek çok şehirde sözleşmeli tarım aracılığıyla ekilen ve sadece Gümüşhane'deki fabrikada işlenen üründeki verim çiftçinin yüzünü güldürdü. Kara buğday, kuzu kulağıgiller familyasından bir bitki. Glutensiz olması sebebiyle özellikle çölyak hastaları tarafından tercih ediliyor. Ülkemizde 8500 dekar alanda üretimi yapılıyor ve ekim alanı gün geçtikçe genişliyor. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde 1000 dekarlık tarlada ekimi yapılan kara buğday için hasat zamanı geldi. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yalova'da partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ekran.